Ben sarı kırmızılarla devam edelim. E, Trabzonspor 2 0la geçti Galatasaray ve Alanya Spor'da puan kaybedince bu haftayı lider tamamlamayı e, garantiledi. E, nasıl bir atmosfer var? E, Mehmet öncelikle sana döneyim ben istersen bu e, zirvedeki Galatasaray'ı biraz değerlendirelim konuşalım. 9 haftalık son 9 haftalık performans 7 galibiyet e, beraberlik Kayseri maçı net galibiyet hak etti bir maç hı hı. fazla pozisyon buldu. Yeni ilgide kara maçı son atakta gol yedi. Yani o maçta beraber bitme ihtimali vardı. 9 haftadır çok iyi bir Galatasaray izliyoruz. Tabi ee, tabii burada Fatih Hoca'nın dokunuşu da var. Ee, hatta şöyle söyleyeyim Galatasaray'ın e, üst üste iki şampiyonu 2017, 2018, 2018, 2019. Şu an oynadığı oyun bence şampiyon olduğu dönemden daha iyi bir futbol ortaya koyuyor. Biraz orada iş Mariano'nun, Belhanda'nın, Fegül'ün doğaçlama, e, Gomis'in ve sonraki sezonda Onyekuru'nun bitiriciye kalmış. Bu sefer Hı -hı. her oyuncudan faydalı. Şu örneği verebiliriz aslında İzgan'ın uygulamak. E, Jack ne çıktı? Oğulcan girdi. E, bir önceki maç Göztepe maçında çok iyi oynadı Oğulcan. Sonraki hafta Trabzonspor maçında direkt forvet başladı. İlk gol hazırladı. ikinciyi attı. Evet. Son maçta da mesela Fegül Ömer Bayram değişikliği kırılma anı oldu. Yani Galatasaray diğer takımlardan Beşiktaş'ı ayrı yere koyuyorum. Sergen e, Yalçın'ı Beşiktaş'a da benzetiyorum zaten. Her oyuncuyu kazandı. Sergen Hoca nasıl o Covid döneminde Beşiktaş'ta her oyuncudan maksimum için işte Necip Montero'dan da aldı. Fatih Hoca da Oğulcanı kazandı. Donk mesela şu an stoperde Luyunlama'dan daha iyi performans sergiliyor. Yoksa Donk'la Luyunlama'yı değer olarak. Luyunlama elbette daha değerli bir oyuncu ama şu anki oyun formasyonuna Donk daha uydu. Hı hı. Taylan sezon başından beri çok iyiydi. Buna bu sefer oyun içinde Emre Kılıç daha çok yardımcı olmaya başladı. E, Hücum dedim, Oğulcan dedim. E, kenarlardan Saraç bu maç çok iyiydi. Onu belirteyim solda. Hı. Arda Turan daha bir oyun aklı Galatasaray'ın sahiçi lideri ki menajerisi yanıldım. 3 yıldır futbol oynayan Arda Turan'ın bu kadar e, Galatasaray'a katkı sağlamasını beklemiyordum. Hatta oyundan çıktıktan sonra Galatasaray'ın bocaladığını görürüz Yani tam bir sahiçi lider oldu Galatasaray'ın. Ve oynadı oyunda Galatasaray'ın. E, bakarsak e, 11 hücumcuyla çıkıyor. Yani ben Donk'la Markan da çok tek yönlü savunmacılar olduğunu düşünüyorum ki Donk zaten Kasımpaşa evet, kariyeri. Evet. Orta savuncusuydu. Marka bu ligin en teknik stoperlerinden biri. Çok pozitif futbol oynayan ve bu sonuçlara eksikler var mı? Tabii ki Galatasaray'ın ben daha çok yani duran top e, golü bulması gerek rakiplere bakarsak. Beşiktaş bunu başarıyor. E, Fenerbahçe zaten e, duran top golleriyle bir şekilde zirve, ligin e, başında zirvedeydi. E, her geçen gün futbolunu geliştiren bir Galatasaray var. Oyuncu havuzunu 11'den 14-15'lere yükseltti ki ilerleyen haftalarda buna Kerem Aktürkoğlu da dahil olabilir. Emre Taşdemir'in de şu an izolasyon sürecinde olduğu için faydalı iki hafta. Hoca ondan da faydalanmıştı. E, Mustaero'nun yokluğunda ligin en az gol yiyen takımı da oldu Galatasaray. Bu da çok önemli. Hani Galatasaray'da şu an açık söyleyeyim eleştirecek bir şey yok. Takım çok iyi gidiyor ve hak ediyor bence e, lider olmayı. E, Forvet hattını daha detaylıca konuşacağım tartışılacak bir şey yok e, dediğin için akla ilk gelen bölge açıkçası e, taraftarların da böyle düşündüğünü düşünüyorum. Ama az önce arkadaşlarımız ekrana bir e, grafik getirdi Galatasaray'ın e, kalan maçları ilk yarının sonuna kadar. E, o grafiği yeniden rica edeceğim ben şimdi arkadaşlardan. E, zira şu anda zirvede dedik Galatasaray için ama acaba... Ee, ilk yarı biterken bu fikstüre göre nasıl bir tablo e, önümüze çıkabilir? E, Ergin hemen sana sorayım. E, Haftaya Antalya Spor maçı var. Sonra Konya deplasmanı, Gençler Birliği, e, Beşiktaş e, deplasmanı, Denizli Spor ve ilk yarının son maçı da e, Yeni Malatyaspor deplasmanı olacak. Şu anda e, ligin zirvesindeki Galatasaray evet. acaba bu kalan maçlarla birlikte ilk yarı sonunda nerede olabilir? Ya, Süper Lig'in en Öne çıkan yönü ki birçok eleştirilecek yönü var. Öngörülemeyen birlik olması. Yani evet. en kıymetli ve değerli yapan şeylerden bir tanesi bu. Yani kimle oynadığım ve nerede oynadığından bağımsız her sonucu açık bir lig. Ee, bir de bu maçların çok e, sıkışık bir takvimde tabii. oynanacağını da söyleyelim. Bir sürü dinamik var. Yani hangi maçın nasıl biteceğine dair. Şu tabloda benim gördüğüm eğer Beşiktaş bugün kazanırsa Sivas Spor'u yenerse 18. haftadaki e, Beşiktaş-Galatasaray maçı devreyi lider bitirme maçı olur hmm. gibi görüyorum. Yani o biraz liderlik maçı gibi bir e, durum çıkıyor ortaya. E, Mehmet'e şöyle katılıyorum. Fatih Hoca e, yokluk zamanında e, şimdi Galatasaray'ın sezon başında lige favori ki bana göre en iyi kadroydu Fenerbahçe'nin transferlerine rağmen. Hı hı. Ama biz işte denklemde listede olması da Muslera, Jagne, Falka, Babel şimdi bu isimler değil mi? Yani performanslarını unutun bir anlık isimler, isimlerini düşünün. Evet. Ee, ya çok acayip görkemli ihtişamlı bir kadro idi. Aylardır faydalanamıyor bunlardan bu isimlerden. Buna rağmen Galatasaray hafta itibariyle zirvede. Şimdi orada nasıl Sergen Hoca'nın hakkı teslim ediliyorsa burada da Fatih Hoca'nın hakkı teslim edilmesi gerekiyor. Ee, yeni figürler çıkardı Galatasaray'a. Yeni roller biçti oyunculara ve herkes bu rolünü çok iyi oynuyor. Ee, mesela Oğulcan falan keşke bunlar zorunluluktan olmasaydı ama bu da iyi bir şey. Bu da iyi bir şey. Yani Falcao uyacak niye yaratmayacak aratmayacak performans koyuyorsunuz ortaya iki haftadır. En büyük avantajlarından bir tanesi de şu Galatasaray'ın. Kriz ortamından çok çabuk çıkabilen bir camia. Türkiye'de bunu en net ve en çabuk yapan camia evet. Galatasaray. Ee, i̇şte bir kara gümrük mağlubiyeti aldınız. Hoca atıldı falan. Değil mi? Çok rahat kaosa sürüklenecek bir ortam oluyor. Fenerbahçe'de, Trabzon'da bu çok oluyor. Beşiktaş'ta da oluyordu. Beşiktaş bunu son dönemde kırmaya başladı. O camia refleksini göstermeye başladı. Sergen Yalçın figürüyle birlikte. Hoca ceza almış. Orada bir mağlubiyet gereksiz bir kaosa sürüklenebilirdi camia. Göztepe'yi ye yendiniz. Gittiniz Trabzon'da Deplasmanda 3 puan aldınız, eksik yedik kadronuzda işler yaptınız ve zirveye oturdunuz. Artık bu, bu duruma o kadar yapıyorlar. alıştık ki hatta ben e, hatırlıyorum... ...Kara maçından sonra bunlar yaşandığında e, ilk programdaki konuklarıma ben şöyle sormuştum... E, ...Galatasaray bu durumu nasıl avantaja çevirecek acaba diye. Yani gerçekten artık bu reflekse çok alıştırdı Galatasaray o, taraftarlarını evet. ve aslında tüm futbol severli. Hoca tanıyor çünkü camiayı, taraftarı da tanıyor İşte. Yine biz bize kaldık minvalinde TV İhrat. Şimdi orada, evet. orada kara gümrük maçında Galatasaray aleyhine bir şey yok. Hoca atıldı. Sonra işte kurallar gereği cezaları aldı. E, kara gümrük aleyhine bir penaltı verildi. Hatalı bir penaltı. Ve maç uzatıldı. Fazla fazla uzattı hakem. Ama hoca şimdi o dediğim gibi kriz ortamında çok iyi konsolide ediyor Galatasaray taraflarını. camia yine tuttu bir arada. Yönetimle aralarında olan o diyaloglar da artık geride kaldı. Tezat olan işler. On, bu hafta itibariyle lider girdi. Bence takdir edilesi bir iş yapıyor. Şimdi Fatih Terim'e de bir parantez açacağım ama ondan önce Mehmet hemen sana da sormak istiyorum. Bu fikstür üzerinden e, acaba ilk yarının bitişini nerede görüyorsun? Beşiktaş'a yenilmezse Galatasaray lider kapatır ligin ilk yarısını. İkiniz evet. de o, o derbinin evet, kırılma ben o, maçı olacağını düşünüyorsunuz. Üç yani. deplasman var. Konya, Beşiktaş, Yeni Malatya. Yeni Malatya deplasman avantajı şu kupada da Yeni Malatya ile oynayacak. En azından bir test edecek kendisini. Evet. Kupa'da da yine deplasmanla oynayacak Malatya'yla. E, Konya deplasmanları da herhalde Galatasaray'ın Kayseri ve Konya'da ben çok e, ciddi anlamda galibiyet serileri var orada. Hı hı. Kupa'da kazanmışlığı var keza iki e, şehirde. E, i̇ç sahada da bir havaya yakaladı artık Galatasaray. Bence bu e, gidişat devam edecek. Her hafta oyuncu kazanması çok önemli e, Fatih Hoca'nın. yani Şöyle de takdir etmek gerek. Oğulcan Çağlayan transferine ben kendi adıma. Yani Adem Büyük mü, Oğulcan mı Ergin? Adem Büyük'ten tercih Birçok kişiyle de Doğru. konuşuyoruz muhabir olarak. Arkadaşım selam olsun Osman derim. O bana demişti Oğulcan çok iyi transfer. Göreceksin Galatasaray'a fayda sağlayacak. Hakikaten şu an bir aylık. Yoksa evet ben de görüyorum. Oğulcan'ı Arda'yla, ile, Babel'le yetenek olarak kıyasla ama günümüz futbolu orada Ergin. Daha hareketli ki Oğulcan'ı ben ilk hocalarından biriyle konuştuğum zaman da Hakan Kutlu'yla. 1.88 boyuna aldı ama o boyuna rağmen çok iyi bir top tekneye sahip dedi. Hmm. Hmm. Bu tarz koşulları da var. Rakibi de iyi zorladı Trabzonspor maçında. Ciddi pozisyonlar da hazırladı. E, şu an zaten gidişat. Fegüli'nin durumu belli olacak ama eğer de e, bir sıkıntı yoksa Fatih Hoca kolay kolay feguli Oğulcan Arda'dan vazgeçmez. Yani. Ama hmm. muhtemelen ben gerçekleşecek senaryoyu söyleyeyim. E, Ezgi Fegüli bu hafta oynamaz. Oğulcan sağ, Fegüli ileri uç, Arda sol öyle bir şablonda hmm. şaşırtmaz beni Antalya maçında. Arda'nın da bir hakkını teslim edelim. Onu teslim edeceğiz. Evet. Önce e, Fatih Terim'den bahsettik o